Hisar, neden Sultan Hisar olarak diye aklınızda bazı sorular olmuştur ki bakanlıkta da bu soru ben kendime soruldu. Ben aynı zamanda 2009 Nisan'da Türkiye Jeotermal Belediyeler Birliği'nin yönetimindeyim. Plan Bütçe Komisyon Başkanıyım. Tabii dertlendik, özellikle çok mücadele verdik. Ki ben özellikle Enerji Bakanlığımızda 9 kez görüşme yaptık ki Sayın Başbakanıma 2 kez de dosya verdim. Tabii derdimiz 5686 sayılı bu mineralli sular ve jeotermal kaynaklar hakkında çok ciddi sıkıntılarımız vardı ama Allah'a şükürler olsun. Yine ilçemizde şu anda otelin de bulunduğu J441 ruhsat sahasına 3600 hektar bir ruhsat sahasına Sultanhisar Belediyesi olarak MTA'dan ihaleyle aldık. Dediğim gibi Sultanhisar olmasındaki sebeplerden bir tanesi bugün jeotermal olmayan sarayla başlayan Gökkale şirketinin yaklaşık takriben 155 dekar civarında şu anda bir serası mevcut. Yine Meyve Holding'e ait Salavatlı mıntıkasında beldemizde şu anda yanılmıyorsam iki yetkililer zaten burada 44 dönümde bir jeotermal ısıtmayla şu anda üretime başladılar. Ve ben geçen hafta bakanlığa gittiğimde Sayın Bakanımıza Gökkale şirketinin ürettiği domateslerle yine Meyve Holding'in ürettiği jeotermal ısıtılmış seralardan domatesleri Sayın Bakanımıza kendisine takdim ettik. Şimdi özellikle buradaki bugün hava da şansımıza dün kar yağdı ki biz çok özlediğimiz 10 yılda bir gördüğümüz bir manzaraydı. Bugün de ben Sayın Genel Müdürümüzle telefonla görüştüğümüzde kuş bakışı Sultanhisar'daki seralara görebiliyorsunuz demiştim ama maalesef bugün hava şartlarından sis var. İnşallah Allah kalbimizi biliyor ki Genel Müdürüm de misafir, ben kendileri de isterlerse de gezdiririz. Şimdi yerel yönetimler, özel idareler hepimiz özellikle biz bu noktada jeotermal kaynaklar almamız dolayısıyla bizim çırpınışımız şu. Sultanhisar şu anda Türkiye'de çilek üretiminde ilk 3'te yer almakta. Yaklaşık olarak da 30 bin 40 bin ton civarında bir 2011'de bir ürün hasadı elde edildi ve yaklaşık da 25-30 milyon dolar bir ihracat gerçekleşmiştir. Salavatlı ve Atça dahil olmak üzere beldelerimize. Yani iktisadi organize sera bölgesi kurmak üzere 1050 dönüm bir alana tespit ettik ve gönderdik. Tam 2,5 yıldır bir maceramız var. Ki hepinizi daha sonra 61. hükümetimizde de yeni bakanlıkların kurulmasıyla ve şu anda Tarım Hayvancılık Bakanlığımıza devrolunca bizim önümüze engel olan yasal mevzuat neler? Tabii bir tek bizim bakmamızda bunlar olmuyor. Özellikle yatırımcılara da Tarım İl Müdürlüğümüzce davet edildi burada. Eğer uygun jeotermal kaynaklar bize tesis edilirse biz bu kaynaklardan kullanarak seracılık yapmak istiyoruz diyenlerin, yani 14 kişiden 5000 kişiye, 149 dekardan da 63.467 dekara çıkacak üretim alanımız. Bu Aydın'da böyle bir açlığın yani var olduğu, artı Aydın çiftçisinin bu konuda son derece istekli ve arzulu olduğunun açık bir göstergesidir. Genel Müdürlüğünden elde ettiğimiz bir harita, Türkiye'deki dağılımı görüyorsunuz. Renklerle bu dereceler, sıcaklık değerleri yansıda verilmekte. 3000 dekara ancak yaklaşabiliyoruz. Bu maalesef oldukça düşük bir rakam. Burada 11 tane ilimiz var. Şu anda bizim potansiyel olarak gördüğümüz ve 2012 yılı hedefimizde de ilk etap sağlayarak oluşturacağınız fikirlerle elde edeceğiz ve bütün konuşmaları not alıyoruz. Sonunda bir eylem planı oluşturacağız. Bu eylem planını Türkiye'deki yaklaşık 10 yılda daha yapacağız. En sonunda da hepsini bir ortak eylem planı haline getirerek jeotermal seralarla ilgili, organize tarım bölgeleriyle ilgili nasıl bir yol izleyeceğimizi, nasıl destek vereceğimizi, nasıl alan bulacağımızı, bunu nereye götüreceğimizi, hedefimizin ne olacağını bakanlık olarak tespit ettikten sonra da yola başlayacağız, çalışmaya başlayacağız. Tabii biraz önce sektör temsilcilerimizle konuşuyorlar. Burada benim çok dikkatimize çeken şöyle bir olay var. Özellikle onu vurgulamak istiyorum. Seralarda topraksız tarım mı yapıyoruz, topraklı tarım mı yapıyoruz? Sulak arazide mi yapıyoruz,
yoksa sulak olmayan arazide mi yapıyoruz? Şimdi tabii tamamen yerleşim bazı çalışmalarımız sulak arazilerde, ovada yerleşim başladı. Şimdi ilçemizde özellikle ki Aydın'ın büyük seraları burada olmasından dolayı ilçemiz içerisinden geçen Pestek, Sarsay, Sulama gibi, Sol Sahil gibi sulama birliklerinin kuzey eteklerinde kalan su çıkmayan kesimler maalesef zeytinlik alanlar. Bu da önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Tabii bu noktada önümüze bazen bazı devlet arazileri, işte mera kanunları gibi, zeytini koruma gibi bazı engellerimiz de mevcuttur. Bu noktada tabii seraların kurulacak yerleri, bir de dediği OSB ile ilgili yine yönetmelikte 4. maddeydi yanılmıyorsam, orada TDİ OSB'lerin kurulması için en az %75 mali hazinesi olma zorunludur diye bir ifade söz konusu. Yerimizde olsa önemli gelişmeler oluyor. Mesela üretim değerini bahsedeyim. 23 milyar dolardan 62 milyar dolara çıkmış. İhracatımız 4 milyar dolardan, son rakam aldım, 15.2 milyar dolara çıktı. Tarımsal ekonomik büyüklükte Avrupa'daki İspanya, İtalya, Fransa'yı Türkiye solladı ve Avrupa'da en büyük ülke konumuna geldi. Tarımsal üretim değeri bakımından. Dünyada da 7. sıraya oldu. Yani bunlar önemli ve güzel gelişmeler. Bunları tek başımıza biz mi yapıyoruz? Mümkün değil. Hepimiz beraber yapıyoruz bunu. Sektörüyle, sivil toplumuyla, bakanlığıyla, üniversitesiyle hep beraber yapıyoruz biz bu güzellikleri. Şimdi genelde tarımdaki bu güzel gelişmelerin altında da tabii ki desteklemeler yatıyor.